Halife Molla Yusuf Arvasi Hazretleri vardı. Sultanımızın halifesi Muhammed Raşid Kıldas sallallahu aleyhi ve sellem halifesi. Bu anlatmıştım bu sohbeti. Çok ilginçtir. Gençler, bilhassa gençler ve hepimize de gerekli. Dedi bir genç vardı Urfa'da medresede okuyordu. Medresede okuyordu bir genç. Hocası dedi ki evladım sen maşallah senin kapasiten çok geniş. Bende olan bütün ilimleri sana verecektik ve hepsini verdim. Ama benden daha üstün hocalar var. Nerede? Şam'da. Şam'a seni göndereyim. Şam'a git inşallah ben kendim seni oraya göndereceğim. Orada kendin ilmini genişlet. Daha büyük bir alim ol diye Şam'a gönderiyorum. Bir müddet orada okumaya devam ederken bir tatil günü diyor, çarşıya çıktı genç. Bir kilisenin önünde bir kadın, genç bir kadın seslendi. Bakar mısın kardeşim? Diyor genç onun yanına vardı. Seni ilk defa görüyorum. Ya galiba yabancısın. Evet ben yabancıyım. Ben Urfa'dan geldim. İlim okumaya geldim. Dedi ben sana bir sır vermek istiyorum. Allah için bana söz verir misin? Bu sırrımı kimseye söyleme. Ne zaman ki ben ölene kadar. Dedi söz madem öyle diyorsun söz verdi. Dedi ben bu oranın baş piskoposu, baş papazın kızıyım. Ama ben Müslümanım. Sadece Allah biliyor, ben biliyorum. Bir de şu anda sen bil. Ben çok ağır bir kötü bir hastalığa tutuldum. Doktorlar diye en fazla 5-6 ay yaşar ve ben de bunu hissediyorum. Belki 5-6 ay sonra ben ölürüm. Ama ben istemiyorum ki bu beni muhakkak Hristiyan adetlerine göre defnedecekler, hıstıran mezarına koyacaklar. Orada kalmak istemiyorum. Sen takip et. Muhakkak duyarsın meşhur tanınmış birisinin kızı. Ben ölünce sen beni mezardan çıkar. İslami usullere göre yıka kefenle ve bizde de bir adet vardır. Çok değerli özel eşyalarımızı yanımıza defnederler. Sen de onları al, sen memleketine götür, büyük bir medrese yap, talebe okut, onun sevabından da ben istifade edeyim. Ve diyor gerçekten o genç kız birkaç ay sonra vefat etti. O talebe mezarlığa gidiyor gece yarısı, kazma kürek alıp kabrini açıyor ki bir de ne görsün, Urfa'daki hocası orada. Urfa'daki hocası orada yatıyor. Şok oluyor. Üzerini kapatıyor. Sabah oluyor. Hocasından izin alıyor. Dedi ben annemi çok özledim, memleketimi. Bana birkaç, üç gün izin versen yeter. Dedi evine gitti ki Urfa'ya döndü. Hocasının evine vardı. Kapıyı çaldı. Hanımı çıktı. Dedi hocam nerede? Dedi Allah sana uzun ömür versin. Hocam vefat etti üç gün. Dedi hemen kazma kürek getir anne. Anne diyormuş ufak yaştan beri onların yanında okumuş. Hemen koca hocamın kabrini bana göster. Kabre gidip açıyorlar, bakıyorlar ki o genç kız tam böyle kefenlenmiş İslami usullerle oraya defnedilmiş. Ve orada yanında mücevher eşyalar da yanında duruyor. Kadın da şaşırdı, dedi bu ne oldu? Bu nasıl oldu? Bu kızın burada ne işi var? Dedi anne, bu kız papazın kızı ama Müslüman. İzlemiş, vefat etti. Bu Suriye'de, Şam'da yaşıyordu. Ben bunun için geldim. Ben bunun mezarını açtım, baktım bunun mezarında benim hocam yatıyor. Senin kocan orada yatıyor. Dedi, bu nasıl oldu? Ben hocamın nasıl bir adeti var? Neyi vardı acaba? Ne yapıyordu? Evladım sen bilmiyor musun? Talebe okutuyordu. Başka bir şey, bütün işi gücü ilim, talebe okutmak. Biraz ısrar edince dedi maalesef kocamın bir kötü huyu vardı ki gece de biz bir araya gelince yıkanmak icap ettiği zaman derdi yıkanmaktan çok üşenirdi. Dedi bu Hristiyanların ne güzel adeti var. Ayy.
Başka şeylerini beğenmiyorlar. Şöyle bizde de böyle olsa bu işin, şimdi bu saatte kalkıp yıkanmak çok zor geliyor. Biz de yıkanmadan hayatımıza devam etsek nasıl olur? Ondan dolayı Allah-u Teala onu diye Hristiyan olarak öldürdü. İşte dışarıdan baktığın zaman her şeyle cennetlik, Müslüman bir insan. Ama kötü bir düşünce, kötü bir anlayış, inançla insan imansız olarak da gidiyor.